Değerli izleyenler, gözaltına alınıp serbest bırakılan Gergerlioğlu için bir bağlantımız daha var. Hukuki yönünü HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'la değerlendireceğiz. Sayın Kaçmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi hemen bu soruyla başlamak istiyorum. Özellikle bu atılan bir slogandan dolayı Meclis Başkanı da bu nedenle polisin gözaltına almasına izin verdiğini söylemişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyla başlayalım, sonra devam edelim dilerseniz. Yani çok net bir şekilde aslında daha ilk dakikasında neredeyse biz bu hani savcılık tutanağında geçen ifadenin yalan olduğunu, daha sonrasında da maalesef ki bu dezenformasyona Meclis Başkanı'nın da alet oldu. Hatta Meclis Başkanlığı'ndan gönderilen tutanaklar sebebiyle zaten savcılığında böyle bir yakalama kararı çıkardığını öğrendik. Yani artık zaten herkes yargılama durumunu, hukuksuz yargılamayı, hani olmayan nerede, olmayan bir suç üretilerek bir barış talebi tweetini, retweetini bile suç adledip intikam amacıyla, Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan intikam almak amacıyla aslında vekil seçildikten sonra yargılaması durması gerekirken yargılama devam edildi. Yine hukuksuz bir yere ceza verildi. Yargıtay'da bilinçli bir halde yine hukuka aykırı karar verildi ve tüm bunlarla birlikte Yargıtay'da da hızlandırıldı. Hani durma kararı verildi, hatta hiç açılmaması gereken dosya açıldı. Durma kararı vermesi gerekiyorken durma kararı verilmiyor. Yargıtay'da da hızlandırılıyor ve alelacele mecliste de okunuyor. Bu kararın temel sebebi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun AKP iktidarının maskesinin düşürmesi sebebiyle aslında intikam alma sayıkıyla hareket ettiklerini göstermektedir. Şimdi Sayın Kaçmaz... Sayın Kaçmaz, biz Gergerlioğlu'nu telefona bağladığımızda bu müdahaleyi beklemediklerini, çünkü prosedüre uygun bir şekilde davranılmadığını söylemişti. Evet. Asıl prosedür neydi? Nasıl olması gerekiyordu? Yani şöyle söyleyeyim, hani en nihayetinde bu bir hani evet sabahın köründe sabaha ilk saatlerinde neredeyse böyle koç başlarıyla partililerimizin, yurttaşlarımızın kapıları kırılarak sabah şafak operasyonlarıyla baskınlar yapıldığını hepimiz biliyorduk. Ancak yani meclis gibi biraz maneviyatı olan bir yer ya da oranın onurunu korumakla görevli meclis başkanının aslında bu kadar hukuksuzca ve dezenformasyona alet olarak, hatta neredeyse yürütücüsü olarak bu şekilde meclis polisine bir talimatla Ömer Faruk vekilimizi çıkartacaklarını düşünmedik aslında. Hani böyle bir ihtimal vermedik. Tüm kötülüklerine rağmen biz hani açıkçası buradaki teamüllere, meclisin hani vehametine, bulunan ortama biraz uygun davranacaklarını da düşündük. Hani gelirler ama yani nezaketli bir şekilde hani çıkmasını rica ederler diye düşündük ama hiçbir şekilde öyle olmadı. Yani yüzlerce polis memuru Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmaya gelmişti ve yine hukuka aykırı şekilde danışman arkadaşlarımızı odalara kilitlediler. Filiz Kerefedioğlu vekilimiz de yani ısrarı sonrasında kapıyı kapatan polis memurları kapıdan çekildi. Yani öyle bir durum yaratıldı, tam bir kuşatma, tam bir baskın. Hani maalesef ki dediğim gibi, ama buradaki en acıklı durumlardan biri, en yani şok etkisi yaratacak olan durumlardan biri meclis başkanının bu dezenformasyona birebir hani sebep olması ve alet olmasıdır. Bu şiddetle kınanması gereken bir durumdur. Artık hani ülkedeki maalesef ülke yönetenlerin ciddiyetsizliğini de gözler önüne sermektedir. Hani biz sabahleyin hemen bunu kendisine de iletmeye çalıştık ya da yaptığımız paylaşımlarla kendisini de etiketleyerek bu dezenformasyon düzeltilmeli diye, ama şu saate kadar hiçbir şekilde bir tekzip ya da düzeltme yapılmamış. Dediğimiz gibi tümden hukuka aykırı, hakkaniyete aykırı, hatta ahlaka da aykırı uygulamalarla karşı karşıyayız. Peki Gergerlioğlu'nun ifadesine dönecek olursak, bir bölümünün çıkarılmasını istemiş sivil giyimli kişiler, bu konuya da değinebilir misiniz? O sivil kişiler kim? Ve tutanak krizi nasıl son buldu? Yani şöyle, tabii sivil kişilerin kim olduğunu halen biliyor değiliz. Hani ısrarla sicil numaraları, isimleri istenmesine rağmen vermemişler. Vermemiş. Sürekli içeri girip
çıkıyormuş, telefonla görüşüp tekrar talimatları alıp içeri giriyormuş. Hani bu şekilde hani belli yani bir yerden başka bir yerlerden talimat alarak tutanağı da o şekilde hazırlatmaya çalışan. Çünkü tutanakta yani yazdığında kıyamet kıyamet mi kopacak zannediyor. Zaten görüntüler de belli. Ömer Hoca tutanakta açıkça söylüyor, zor kullanılarak çıkarıldım. Abdest alırken namaz kılmama izin vermediler. Pijamayla götürdüler beni diyor ve bu hususun tutanakta yer almamasına yani ısrar ediyorlar. Hatta neredeyse birkaç saat boyunca sırf bu ifadeyi çıkartmak için baskı uyguluyorlar ama Ömer hocamızın ve yine avukat arkadaşların baskısıyla, tutanak tutmasıyla birlikte bu konularda şerh olarak düşüldü tabii. Peki bu süreçten sonraki hukuki süreç nasıl işleyecek? Biraz da onu dinlemek istiyoruz sizden. Ya tabii zaten bugünkü haftayı gördüğümüz, maruz kaldığımız bütün bu manzaranın temel sebebi, herkes aslında şunu biliyor. Dediğim gibi meclis başkanlığının da içinde yer aldığı ve gerçek dışı beyanların yer aldığı polis tutanakları ve polis amirlerinin imzasının bulunduğu tutanaklarla bu savcılık soruşturması başlatılmış. Suç uydurma söz konusu, iftira söz konusu ve bunu bildikleri halde yapıyorlar. Tabii bunun genel gerekçesi dün Devlet Bahçeli'nin, MHP liderinin, Devlet Bahçeli'nin aslında talimatı olarak açıkça ortaya çıkmakta. Ve meclis başkanı eğer dediği gibi yasa dışı slogan atıldığını iddia ediyorsa, ki 17 Mart'ta atıldığı iddiası var. 17 Mart'tan bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamış, hiçbir beyanat verilmemiş. Ama her ne hikmetse Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra böyle yıllar öncesine ait bir görüntüyü sırf manipülasyon ve dezenformasyon için kullandılar. Tabii bu dosyadan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü yalan, yanlış, iftiradan oluşan bir dosya. Buradaki temel amaç Ömer hocamızı dışarı çıkarmaktı. Meclisten polis zoruyla dışarı çıkarmaktı. Ancak kesinleşen dosya konusunda herhangi bir zaten işlem, yapacakları bir işlem de yok. Hukuki olarak bizler de sadece Ömer hocamız değil, bizler de, çünkü bizleri de töhmet altında bırakan ifadeler kullanılmış. İşte vekiller ve onlarla birlikte olan diğer bazı kişiler slogan atmış, yasa dışı söylemlerde bulunmuşlar diye bir tutanak tutulmuş ve soruşturma başlatılmış. Paylaşılan sosyal medyada da paylaşılan o tutanakta da açıkça bu yazıyor. Bizler de bu tutanakları tutan ve yine bunları yayan tüm ilgililer hakkında da dediğim gibi suç duyurusunda da bulunacağız. Bunlardan da hesap sorana kadar, yargı önünde hesap sorana kadar da durmayacağız ve bunun peşinde bırakmayacağız. Sayın Kaçmaz, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet.